Merhabalar sevgili canlar. Yine bir İnanç Dünyamız programında sizlerle birlikteyiz. İnancımıza dair, bölgedeki gelişmelere dair her şeyi bu programda konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz, daimi konuğumuz Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hemen gündeme geçelim. Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışma. Geçtiğimiz günlerde Ermenistan her zamanki gibi provokatif bir saldırı düzenledi Tovuz bölgesine. Azerbaycan askerini şehit etti. Ardından Azerbaycan ordusu büyük bir harekata başladı. Daha doğrusu Ermenistan'ın bu provokatif saldırısı büyük bir uyanışa sebep oldu ve Azerbaycan ordusu işgal edilen toprakları geri almak için büyük bir harekat başlattı. Tüm dünya şu anda Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları konuşuyor. Her yerden bir bildiri geliyor, bir açıklama geliyor. Türkiye'den de her zaman olduğu gibi destek açıklamaları var. Her anlamda yanındayız deniliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı, hükümet, muhalefet, milletle beraber, devlet milletle beraber Azerbaycan'ın yanındayız. O bölgede hocam şu anda neler yaşanıyor? Biz Karabağ'da şu anda işgal edilen yerleri alıyor muyuz? Ermenistan o bölgede ne yapmak istiyor? Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed ve Ehl-i Beyt'ine salat selam olsun. Onları seven herkese onların şefaati, bereketi olsun. Şimdi 30 senedir orada yığınak yapmıştır. Başta nasıl verdik orayı? Ordumuz yoktu. SSCB'nin bir parçasıydık. Bizim ordumuz yoktu, onların vardı. Ayrıca ordu içerisinde, Kızıl Ordu içerisinde etkinliğimiz yoktu. Türklerin. Ama onların vardı. Afganistan'dan dönen birliklerin bir kısmı oraya yerleştirildi. SSCB ordusu. Hı hı. Ve Karabağ onların vasıtasıyla gitti İşgal. Karşılarında çünkü ordu yoktu. Evet. Karabağ'da da kayda değer bütün işgal bölgelerinde değil, Karabağ'da özellikle, Dağlık Karabağ bölgesinde kayda değer sayıda Ermeni de vardı. Oraya elimizden gitti. Devlet olmamıştık da yeni kopuyorduk o zaman. Her SSCB Cumhuriyeti gibi. Ordu, ekonomi orduyu besleyecek bütçe lazım. Silah teçhizat lazım. Bu bir günde, bir haftada, bir yılda oluşacak şey değil. 30 yıl neyi bekledik sorusuna cevap veriyorum. 30 yıldır niye almaya çalışmadık da şimdi almaya çalışıyoruz. Bu imkan meselesi. Hı hı. Ha şimdi ne oldu? Yani ne durum, ne oldu ki? Ne değişti ki biz? Şimdi savaş başlattı. Mesela geçen yıl değil de şimdi neden? Çünkü bu 30 yıl içinde Azerbaycan devleti yatmadı. Askerini oluşturdu, eğitti, yetiştirdi. Hı hı. Bu aşamada da Türkiye'nin büyük katkısı oldu. Eğitimi noktasında. Örgütlenmesi noktasında. Yani ordu kurulma konusu. 2, elinde silah olmayan ordu ne yapabilir ki? Silah teçhizat ihtiyaçları karşılandı. Temin edildi. Bunda da Türkiye'nin de katkısı yadsınamaz. 3, uluslararası platformda birliklerde, Birleşmiş Milletler gibi, AGİT gibi, Minsk grubu gibi, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi bağımsızlar, bağımsız, bağlantısız ülkeler 100'ün üzerinde ülkedir. O birlik gibi, o da başlı başına bağımsız, bağlantısız ama kendisinin içinde bir birliği vardır. Bütün bu birlikler içerisinde hukuki zeminini de hazırladı. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Birleşmiş Milletler'den de bu konuda 4 karar çıktı. Bağlantısızlar Teşkilatı'ndan, İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan, AGİT'ten, hepsinden bu karar. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bu tescillendi. Dünyada bu tescillendi. Bu süreç içerisinde bunlar yapıldı. Dünyadaki güç dengeleri açısından da boş durulmadı. Bizim Ermenilerin yalan propagandasına Ermeni bana ne yapabilir, ne kadar ederse etsin deyip ne yazık ki yan yattığımız gibi soykırımı onlar bize uyguladı. İnanmayanlar gitsin Tovuz güne. Yeni adı nedir bilmiyorum. Bizim köyün yaklaşık 5-6 kilometresindedir. Türk köyüdür. Obaya, Iğdır'ın hemen yanı başındadır. Hak Mehmet'e orada ne soykırımlar uyguladıklarını oranın ahalisinden öğrensinler. Kuyulara nasıl doldurduğunu, samanlıklara doldurulup yakıldıklarını, camilere doldurulup yakıldıklarını. Şimdi en sonunda işte Kocaeli'de yaptıkları soykırım. Biz yan yattık. Patır patır daha ziyade ABD'de olmak üzere soykırım safsatasını, Ermeni'nin uyduruk yalanını meclis kararlarına dönüştürmeleri. Bunlar bize karşı yapıldı çünkü biz Ermeni ne alacak, ne yapabilir deyip hiç bu konuya ilgi göstermedik bile. Ermeni gelip benden tazminat mı alacak, Ermeni bana ne yapabilir diye herhalde yan yaptık. O konuda hiç oralı olmadık. Ama şimdi başımıza iş çıkarıyor. Ha, ne olacak? Sonuç gelip bizden araç mı alacak? Ben demek istediğim o değil. Uluslararası platformlarda haklılığını ispatla kardeşim. İspatla. Ama Azerbaycan yatmadı. El hak yatmadı. Bu konuda işte bir de Diaspora Bakanlığı teşkilatı var. Uğraştı. Ha hep doğru mu yaptılar, hiç yanlış yaptıkları yer olmadı mı? O ayrı mesele. Ne iş yaparsanız yapın, birilerinin ya burayı da keşke böyle yapmasaydı, böyle yapsaydı diyeceği, Allah'ın işlerine işgal tutan bir mavvarlığız insanoğlu. Değil mi yani? Ama boş durmadı, şu anda da onun meyvesini devşiriyor. Yani dünyadan Azerbaycan'a karşı beyan verenlerin ki ciliz bir karşıtlıktır. Ama destek verenlerin hatta yani Batı dünyasından, SSCB'den kopmuş dünyadan destek verenlerin sesi daha yüksek, daha nettir. Evet, destek verenlerin sayısı daha fazla. Çünkü beşeri hukuk açısından da bu konuda Birleşmiş Milletler'in 4 tane kararı var. Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Ermeni orayı işgal etmiştir. ülkesi işgala uğrayan bir devlet, bir millet de ülkesini kurtarma mücadelesi vermesinden daha doğal ve meşru ne olabilir ki? Dolayısıyla dünya konjonktürü de müsait hale getirildi. Ordumuz müsait hale getirildi. Hem örgütlenmesi bakımından hem silahlandırılması bakımından. Ha, bize en önemli engel başta orayı işgal eden güç, asıl güç Rus'tu. Şimdi Rus'la savaşı göze alacaksın. Ama konjonktür öyle geldi ki bu şu andaki oranın Ermenilerin lideri Paşinyan mıdır? Ne zıkkım? Nikol Paşinyan. Amerika'ya yanaşıp Rus yanlısı olanları tasfiye etmeye başlayınca Rusya peki ben olmazsam ne olur? Bir gör havasına girdi. Ya Paşinyan Amerikan yanlısı mı oldu son dönemlerde? Yani öyle deniliyor. Rusyanlarını tasfiye ediyor Ermeni yönetiminden, işte diyelim basınından, şundan, buradan. Onları tasfiye ediyor. Öyleyse gör bensiz ne olur? Amerika gelsin seni kurtarsın bakayım. O havaya girdi. Dolayısıyla o açıdan da, o engelde en az pasifleşti, kendisini arka plana aldı. Sayın İlham Aliyev de bütün şerait tamam, bir bu kalmıştı. Bu da müsait duruma madem geldiyse halkım, milletim, devletim daha büyük belalara düşme ihtimali azaldı demektir. Zamanlaması çok harika. Bahaneyi de Ermeni zaten bu 30 yıl boyunca veriyor. Evet. Ha böyle Türk, Azerbaycan Türk'ünün yerleşim birimlerine arada bir habile saldırıyor. Evet. Son dönemlerde onu fazlalaştırmıştır. Bunu fırsat sayarak, zamanlamayı doğru yaparak, çok iyi bir zamanlamayla, tabii ki bu benim tahlilim. Hı hı hı. Belki onların bildiği başka şeyler var. Bu benim tahlilim. Hı hı. Eline de bahane geçmişken, madem benim sivil hedeflerim vuruluyor, hem toprağımı işgal etmiş, hem sivil hedeflerimi bombalıyor bu adam. Ordusuna susturun bunları dedi. Ama iki emirde, hücum emriyle beraber Başkomutan Sayın İlham Aliyev Prezident, iki emir daha verdi. Bir, sivillere zarar vermeyin. Biz Ermeni değiliz, cani değiliz, katil değiliz. Askerdir sizin hedefiniz. Ülkenizi işgal eden asker. Ermenistan'daki, Ermeni toprağındaki askere de vurmayın. İşgal edilen topraklarda bulunan Ermeni askerini vurun. Ha, iki, dediğim gibi birincisi buydu. Sivile vurmayın. İki, Ermenistan içindeki asker birlikleriyle de işiniz olmasın. Bunun niye? Çünkü Rusya'yla ve bir takım hatta bizim Türkiye Cumhuriyetlerde içinde olduğu bir anlaşma, savunma anlaşması var. Bu ülkelerden birisine saldırı olursa hepsine saldırı yapılmış sayılacak. Onun da önünü almak için Ermenistan'ın içindeki askerlere de vurmayın. Şimdi oradaki askerler gene sivil hedefleri vuruyor ki Azerbaycan'da mukabele etsin, onlara vursun. Herkes savaşa ortak olsun. Onları, Rusya'yı ve o birliği savaşa sürüklesin, mecbur kılsın anlaşma gereği. Evet, Azerbaycan topraklarına saldırı. Azerbaycan da bu bahaneyi vermiyor onun eline. Onun eline bahane vermeden vermeyecek formülle bu işi bitirmeliyiz. Karabağ'daki askeri öldürmek, kimse buna karşı çıkamaz. Benim toprağımda ne arıyor ki niye ölsün? Evet. Çıksın gitsin de. Ben ona pasport verip buyur gel bura senin seyrengahın olsun, sayfiyen olsun dememişim ki. Ne arıyor burada? Çıksın gitsin. Çıksın gitsin, benim Ermeniyle hiçbir ihtilafım yok. Hiçbir kavgam yok. Tamam. Barış mı istiyorsunuz? Barışalım. Ama toprağımı işgal altındayken ne zaman biz... O bana vuruyor, kimse de ses yok. Ne zaman ben karşılık verdim mi? Aman hemen ateş kesin diyorsunuz. Bana ateş kesin diyeceğinize ona, saldırgana, kardeşim niye saldırıyorsun? Kardeşim ben Birleşmiş Milletler karar vermiş. Bu toprak senin değil, çık git. Niye demiyorsun? İşgalciye, saldırgana demiyorsun. İkimize aynı derecede cılız bir sesle aman hemen ateş kesin diyorsun. Bu daha da mütecavizi cüretkar eder. Evet. Bu sefer artık durmayacağız. Madem siz 30 senedir masaya gelin biz halledelim dediniz ve etmediniz. 30 sene bir ömür. Artık demek ki kendi işimi kendim çözeceğim. Burada şunu görüyoruz. Demek ki Azerbaycan 30 senelik siyasi, askeri ve hukuki bir çalışma yaptı ve bu diplomatik mücadele, diplomatik bir çalışmayla bugüne geldi. Evet. Mücadele bu yönde devam ediyor. Evet. Şimdi hazır fırsatı da Ermeni'nin kendisi altın tepside sunduğuna göre toprağımı şimdi kurtarmayacağım, ne zaman kurtaracağım? Paşinyan şimdi Türkiye'de bu olaya dahil olur, müdahil. Yani zaten bir millet iki devlet diyoruz. Cumhurbaşkanı da, muhalefet de Azerbaycan'a destek veriyor. Paşinyan Türkiye'yi Almanya'ya şikayet ediyor. Yani Türkiye buraya çok müdahil olmasın. Bu da garip değil mi? Paşinyan şu anda herhalde anladı. Biz söz, evet, en üst perdeden ve sınırsız desteğimizi Sayın Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve iktidarıyla, muhalefetiyle partilerimiz, parti genel merkezleri, genel başkanları en üst perdeden Azerbaycan'a desteklerini ilan ettiler. Evet. Ama müdahil dediğin, yani askerimle, ordumla, tankımla, tofumla orada değilim. Zaten ben müdahale edeceksem böyle Karabağ'dan geleceğime Ermenistan'ın başkenti benim sınırımdadır zaten. Evet. Anlatabildim mi? Benim mesela önerdiğim, sosyal medyada yazmıştım. Biz bir kolordu grup, gönüllüler kolordusu, Nakçıvan'dan dalıp İrevan'ı alırız biz. Gönüllüler. Nakçıvan üzerine. Gene Türkiye direkt katılması gerekmiyor. Ama tabii ki askeri işiye bu molla işi değil. Asker lazım. Evet. Ha, onun içinde bu konuda gönüllü olacak bir sürü emekli subaylarımız var çok şükür. Başvuruda da bulunmuşlar hocam. Öyle değil mi? Evet. Ha, onu yaparız. Buradan gireriz. Karabağ'a gitmemiz gerekmez. Nefçuvan'dan gireriz. Paşinyan bakalım o zaman şeyde oturabilecek mi? İrevan'da. Zaten oralar bizimdir. Biz Birleşmiş Milletler orayı devlet kabul etmiş, sınır kabul etmiş. Ona saygı gösteriyoruz ama Ermeni'nin böyle bir saygısı yok. Batı sınırını, Türk sınırını tanımıyor Ermeni. Evet. Tanımıyorsa tamam eyvallah. Ağrı Dağı'nı, Iğdır'ı, kendi toprakları gibi gösteriyor. Eyvallah, gösterelim sana madem. Yani saygısızlık yapan biz değiliz. Evet. Bu benim önerim. Tabii ki masanın bu bir tarafı sorumsuz taraftır. Ben her şey diyebilirim. Ama Sayın İlham Aliyev, Prezident ve Başkomutan, uluslararası sıkıntı halkına, devletine, milletine, ülkesine yaşatmamaya da azami dikkati gösteriyor. Azami dikkati gösteriyor. Ben mesela Milli Savunma Bakanı bir önceki çatışmada, kısa süreli çatışmada şunu demişti, çok makul, ben de onu destekliyorum. ben kendi topraklarım üzerinde askeri tatbikat yapacağım. Askeri bölge ilan ediyorum. Eğer burada birileri öldüyse yabancı, benim asker. Ne arıyor ki benim toprağımda? Niye ölsün? Bütün dünya diyor mu burası Azerbaycan toprağıdır? Ben toprağımda tatbikat yapıyorum. Başka asker burada ne arar ki? Niye olsun ki? Niye de ölsün? Bana ateş kes diyeceğine onu reddol, defol adamın toprağından desenize. Deyin ateş anında kestim ben. Bitti. Çıksın gitsin toprağımdan diyor. Başka bir şey değil mi? Sizin hepiniz diyor musunuz burası en toprağımdır? Eyvallah. Sağ olun işte bu kadarını kabul etmişsiniz. Hı hı. Ona deyin ne arıyorsun adamın toprağında? Sizin hanginizin ülkesi işgal olsa gel hele konuşalım ne var ne yok dersiniz. Ben 30 senedir size güvendim. Tamam oturup konuşalım dedim. 30 senedir bir şey yapmadınız. Hatta onu şımarttınız ki bir de sivil hedeflerimi habire bombalıyor. Hem toprağımı almış hem halkıma rahat vermiyor. 12 Azerbaycan vatandaşını sivil şehit ettiler. Şimdi bak bu sözü diyen de ateşkes diyen bile utanmaya başlıyor. Utanıyordu hakikaten demişiz doğru diyor. Hı hı. Biz 30 senedir bu adama ne zaman başın kaldırsa yok gelin masaya biz halledeceğiz dedik. Ama yapmadık. Adam haklı. Bunun halkı da bunu sıkıntıya sokuyor. Ne oldu? Sen muamele mi ettin birilerine? Sattın mı Karabağ'ı? Zan altında koyuyoruz adamı. Herkes dile getiriyordu yıllardır. Anlatabildim mi? Dolayısıyla konjöktür, vicdanı amme, uluslararası kurumlar, kuruluşlar nispeten iyi bir merhaleye gelmiştir. Müsait. Ortam müsait. Şimdi de gereğini yapıyor. Siz nasıl görüyorsunuz hocam? Sonuç ne olacak? Yani şu anda savaşı takip ediyorsunuz. Size medyadan, bölgeden de. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla bu sefer işin sonuna kadar götüreceğiz diyorlar. Götüreceğiz diyorlar. Yarın diyelim ki Astana'da, Suriye'nin yanında, Karabağ'da bu üçlünün, İran, Türkiye, Rusya'nın gündemine, masasına gelir mi? Gelir, bunlar nasıl bir karar verir? Bu üç ülke verdiği karara ne Ermenistan ne Azerbaycan hayır diyebilir. Değil mi yani? Türkiye, Rusya, Azerbaycan görüş birliği içinde bir mutabakata varırlarsa. Kimse bir şey diyemez. Topraklar geri alınmış olur otomatikman. İşte. En büyük aktör Rusya'ydı çünkü özellikle. Şimdi olmasında ben bir bahis görmüyorum. Hı hı. Fakat olur mu onu da bilemiyorum. Yani şu anda konjonktürü ona pek müsait görmüyorum. Yani bu üç ülke arasında bu konuda bir şu anda bir konsensüs oluşacağı işaretini alamıyorum. Türkiye net bir şekilde en üst perdeden Azerbaycan yanındayız diyor. Hı hı. İran başta Birleşmiş Milletler Minsk grubu ağzıyla konuştu. Öyle bir bildiri yayınladı. Evet, özellikle o konuya. Ateşkes olsun, masada çözün gibi. Ben de bunu doğru bulmadım. Demişim, demeye devam edeceğim. Fırsatım olsaydı bugün mesela Cuma'ya hazırlanıyorduk. Bir de destek, Azerbaycan'a destek, Ermeniye telin mitingi olacaktı. vaktim olmadı. Hı hı. Yoksa sefiri arayıp görüşmek isterdim. Bu ağız bir ağız değil. Yani sen toprağından vaz mı geç diyorsun? Ben toprağım içerisinde tatbikat yapıyorum. Bana onunla eşit seviyede ateş kesin gelin konuşun diyeceğine ona adamın toprağından çık niye demiyorsun? Hadi Fransız demiyor. Macron demez. Hadi Trump demiyor. Hadi Putin demiyor. Sen niye demiyorsun? Onların ağzını aynen niye tekrarlıyorsun? Seyyid Ali Hameney'in İran İslam İnkılabı rehberinin Karabağ hakkındaki görüşleri belli değil midir hocam? Yani şimdi, Karabağ Azerbaycan'ın toprağıdır, işgal edilmiştir diye de... Ya bunu dünyada diyor. Hı hı. Yani dünyadan farklı bir söz değil ki bu. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. O nakledilen sosyal medyada dönen bir özel istifta, yıllarca bundan önce birisi sormuş ben oraya gideceğim işte gidip ölürsem şehit sayılır mıyım falan. Hı hı. Ona karşı onun dediği rehber demiş ki hayır gitmende bir beis yoktur. Karabağ İslam toprağıdır. Uğruna can veren de şehit sayılır. Çok net bir açıklama. Demiş. Hı hı. Bu eski bir beyanattır. Ama Azerbaycan temsilcisi rehberin, hı hı, o da herhalde kendi yanından rehber adına konuşamaz. Kimse, yani temsil ettiğin insan adına o demediği şeyi demek kimsenin hakkı da değil, hakkı da değil. Hı hı. Hele ki Ayetullah Hamaney adına onu. Çok sevgili dostum Ayı Ocak Necat rehber adına, nizam adına Azerbaycan yanında olduklarını, davaların haklı olduğunu dedi. Keza rehberin Erdebil temsilcisi yine sevgili dostum Seyit Hasan ki buraya da gelmişti. Hı hı. Hatta sizin, evet, Cem TV'nin de misafiri olmuştu programda. Efendim Tebriz İmam Cümmesi, Cümme İmamı, aynı zamanda rehberin temsilcisi. Yani Doğu Azerbaycan eyaletinin, Batı Azerbaycan eyaletinin Ürumiye Cümme İmamı ve rehberin Batı Azerbaycan temsilcisi. Zencan'daki rehberin temsilcisi aynı zamanda İmam Cuma İmamı yani. Bunlar ortak bildiri de yayınladılar. Hı hı. Cuma İmamı olarak, hı hı, ve rehberin temsilcileri olarak. Demek ki rehberin görüşünde bir değişiklik yok. Karabağ Azerbaycan'ındır. Uğruna savaşanlar Allah askerlerimizin, orada savaşanların tırnağına taş değdirmesin. Ola ki o uğurda ölseler şehittirler şüphesiz. Evet. Şüphesiz şehittirler. Araya gideceğiz hocam. Aradan sonra devam edelim. Tamam. Evet. Kısa bir ara, aradan sonra devam edeceğiz. Evet, aranın ardından programımıza devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz Türkiye Caferileri lideri Sayın Selahattin Özgündüz. Hocam Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını konuşuyorduk. En son dediniz ki Azerbaycan bu fırsatı, bu 30 yıldan sonra gelen bu fırsatı değerlendiriyor ve Karabağ'da da ilerledi. Şu anda aldığımız 7 köy tekrardan işgalden kurtarıldı deniliyor. Şu anda orada bir bilginiz var mı? Bizim durumumuz ne durumda? İşgal edilen bölgelerde ne kadarını geri alabildik? Ve ne kadar sürer sizce bu savaş? Şimdi evvela şu demek ki senden yana da yanlış anlaşıldı. Hı hı. 30 yıl sonra birden bir gün böyle bir fırsat doğdu, bir kapı aralandı değil. Hı hı. 30 yıldır bu devlet çalışma yaptı, hı hı, uluslararası arenada da çalışmasını yaptı, içeride askerini eğitti, donattı, yetiştirdi. Efendim, şükür o duruma geldi. Şu anda onun askeri gücü Ermenistan'ın kendisiyle muhatap olacaksa Ermeni'nin 25 katıdır. Bir, iki, bütün Ermenistan'ın bütün bütçesi Azerbaycan'ın sadece savunmaya ayırdığı bütçe kadar değildir. Bu da iki. Anlatabildim mi? Üç, ha Türkiye müdahale ediyor falan, Türkiye sadece kardeşi olarak desteğini belirtiyor. Ama Türkiye'nin oraya nefer göndermesine, şu anda iki tarafta açıkça bunu diyor, Türkiye'de, Azerbaycan'da. Yani 2 milyon Ermeni'ye karşı 10 milyon Azerbaycanlı, hepsi şu anda askeri garnizonlarda, efendim, şubelerin önünde gönüllü olarak askere gitme için kuyruktalar. Gençleri, orta yaşlıları kuyruktalar, izdiham yaşanıyor. Ermenistan'da ise gençler gitmiyor. Cephedeki asker birliğin sancağını atıp kaçıyor. Yani kıyaslanmayacak bir şey var. Hı hı. Ama alınma işi niye böyle geçiyor? Şimdiye kadar vurup gitmeliydi. Ha, benim de görüşüm, bizim büyük taarruzdan ders alınmalı. Askerler bunu benden, ne demek istediğimi benden de iyi anlıyor. Çünkü ben askeri teknik olarak ne yaptılar onlar gibi anlayamam. Onu biliyorum ki cephenin ön hattını önce hedef edip yardıktan sonra onlara ikinci hat mevzi yapma fırsatı vermedi artık. İzmir'e kadar kovaladı. Evet. Yani durup mevzilenme fırsatı vermedi. Oradan dinlediğim, Azerbaycan televizyonlarından dinlediğim oradaki uzmanlar diyor ki olabildiğince az kayıpla önce onların neferlerini, mevzilerini, efendim hava savunma sistemlerini S-300'üne kadar bunları tahrip edip ondan sonra az kayıpla işi götürmek. Hı hı. Yani başta bu kadar yavaş gitmesinin sebebi bu. Yani. Temizliğe temizliğe. Olabildiğince az şehitle, az kayıpla işimizi götürmek. Bu demektir ki yani alanı temizleyip yürümek, İnşallah peşinden hızlı bir yürüyüş gelir. Onun da emareleri görünüyor. Uzmanlardan o bilgiler de geliyor. Temizleyip inşallah hızlı bir şekilde yürünecektir. Umut ediyorum öyle olsun. Evet. Ve askeri mesele olduğu için benim ihtisas alanım değildir. Yani haddimi aşmamam lazım. Bu konuda askeri uzmanlar daha güzel, doğru bilgiler verebilir. Efendim, şimdi Türkiye'den oraya nefer gitmesine bir ihtiyacı yok Azerbaycan'ın. Bu 30 yıl erzinde de kendi imkanatıyla ordusunu donatmıştır, eğitmiştir. Bu konuda Türkiye'den destek mutlaka almıştır. Eğitilmesi, örgütlenmesi noktasında. Ama şu anda yani Türkiye'den oraya nefer gitmesine ihtiyacı çok şükür. Hepsi eğitimli, disiplinli ve vatan uğruna. Bir taraf işgalci durumunda niye orada olduğunu bile bilmeyen asker. Bir taraf 30 yıldır Karabağ diye özlem içerisinde, yani Ermeni'nin kurşunundan beter o özlem onu yakıyor. Tabi caizse bilenmiştir. Hedefi var. Vatanını kurtarmak. Evet. Anlatabildim mi? Onun için bu tarafta moral motivasyon tam tavan yapmış. O bir tarafta da ilk günden moral motivasyon askerde sıfır. Evet. Zorla orada tutuyorlar. Hocam yıllar önce Turgut Özal, onlar Şii demişti Azerbaycan için, biz sahip çıkmayalım, İran gelsin onları kurtarsın demişti ama bugün Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümet herhangi bir mezhep gibi bir söylem içerisine hiç girmedi ve sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Her platformda söyledi bunu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi bakın, ben öteden beri şunu diyorum. Biz Oğuz evladı olarak bir aileyiz. Biz de oradan geldik. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan Türkler nereden geldi? Oradan geldi. Evet, o bölgeden geldik. Efendim, genel Azerbaycan'dan ve İran'dan. Yüzlerce yıl İran'a hükümet ettik. Ondan sonra bir kısmımız orada gene Hazar'ın etrafına yerleştik. Çünkü Hazar'la bir gönül bağımız var bizim. Çünkü ondan önce de Orta Asya'dayken de doğusundaydık Hazar'ın. Şimdi gene Hazar'dan kopamadık. Bir kısmımız Hazar'ın etrafına, batısına yerleştik. Bir kısmımız ilerledik. Özellikle askeri birliklerimiz. Ondan önce de gelenler vardı. Erenler geldi veya işte hilafet merkezinin zulümünden kaçıp gelenler vardı. O tarihi mesele ayrı bir mesele. Yani biz ayrı bir milletiz orada, bunlar da ayrı bir millet burada. Böyle bir şey yok ki, biz beraberiz. Şimdi kültürümüz de aynı. Alevisiyle, Sünnisiyle biz Ehl-i Beyt taraftarıyız. Yani Türkiye'de Emevi taraftarı yok. Yani 3-5 bağnaz, yobaz vardır. Yoksa Türk milleti Alevisiyle, Sünnisiyle, Hanefisiyle, Şafiisiyle hepsi Ehl-i Beyt muhibbidir. Bu da bizim çok şükür müştereğimizdir. Aşura da bizim müştereğimizdir. Kadir-i Hun da bizim müştereğimizdir. Haydar-ı Kerrar bizim müştereğimizdir. Hasan Hüseyin bizim müştereğimizdir, aşkımızdır. Fatıma Ana salamullahi aleyha ve ala ebiha ve ba'laha ve beniha ve ümmeha. Bu milletin gönlünün sultanıdır. Başının tacıdır. Allah bu aşktan, bu sevgiden, bu hürmetten bizi mahrum etmesin milletçe. Onların da duası, ben bundan eminim, bu milletin üzerindedir. Efendim, ben kolu açık namaz, elim yanımda namaz kılıyorum. Hanefi kardeşim elini buraya koyup kılıyor. Bu kıbleye doğru. Aynı kıble. İyi ama hak mezhep dediği Maliki mezhebi de eli yanımda kılıyor. Abdüsselam Cellut, Libya Başbakanı, zamanı Başbakanı, gelip Sultanahmet'te namaz kıldığında kolu açık kıldığı için ya bu da Şii midir, nedir dediler. Yok, Malikiler de kolu açık kılıyor. Bunlar bizi ayıracak sebepler değil. Kelime-i Şehadeti diyen herkes Müslümandır. Evet. Şiiler işte Üsülüddin 5'tir diyor, Sünniler işte Üsülüddin, İslam'ın şartları 5'tir diyor. Kim uydurdu bunları? Şiiler de, Sünniler de eğitim amaçlı belki, İslam'ın önemli şeylerin birisidir diye diyor. Yok böyle bir şey. Kelime-i şehadeti diyen herkes İslam dairesinin içine girmiştir. Evet. Anlatabildim mi? Kim ne kadar amel ediyor o ayrı bir mesele. Allah ile onun arasında, ama kelime-i şehadeti diyen herkes Müslümandır. Efendim, Türk milleti tarikaten Ehl-i Beyt yanlısıdır, tarikaten. Şeriatta da zaman zaman başka mezhepler de, özellikle o İran'daki Selçuklu döneminde farklı mezhepler de yaşanmıştır. Yani direkt başından beri Hanefi değil. Fıkhen İmam Ebu Hanife'nin üstadı olan İmam Cafer Sadık'a ben bağlıyım. O da onun talebesi İmam Ebu Hanife'ye bağlıdır. Ya da şöyle diyelim, Sünni mezhepler, İmam Cafer Sadık'ın 1., 2., 3. kuşak talebelerine bağlıdır. Şii taraf, Caferi taraf, o mektebin atıyorum 70. kuşak müçtehidine bağlıdır. Ayetullah Hoyya, İmam Hümeyni'ye falan. Anlatabildim mi? Hepsi bu mektebin talebesidir. Bu anlamda hepimiz Caferiyiz. Yani evet. Hanefi de Caferidir. Anlatabildim mi? Müçtehitler arasında da, Ehl-i Sünnet müçtehitleri arasında da fark vardır. Şu andaki Şii müçtehitleri birbiriyle farklı fetvalar verebiliyor. Evet. Anlatabildim mi? Efendim, dolayısıyla mezhepçi yaklaşım çok banal bir yaklaşım, çok sığ bir yaklaşım, çok bağnazca bir yaklaşım olur. Bizim ailemizi bozar. Yani bakın, bizi İslam dünyasının önündeki kılıç haslının karşısında. Bunu Ayetullah Şehit Behişti de söylemişti. Türkiye'yi değil mi? Türkiye'yi, Türk dünyası. Türk dünyası. Çin Seddi'nden nereye kadar? Balkanlara kadar. Kılıç gibi girmişiz Haçlı'nın önüne, efendim onun önüne seddimizi çekmişiz. Türk milleti olarak İslam dünyasını beladan kurtarmışız biz. Bizi aradan kaldır, Allah varlığımızı daim etsin. Kim duracak Haçlı'nın önünde, bana söyler misin? Bir Türk'ü kaldır bu aradan bakayım. Haçlı'nın önünde kim duracak? Ha şimdi gelip bizim aramıza Arap patentli ailemizin içine fitne sokmak isteyenler. Ha Şia'dan da bunu yapan var. Biz onlara İngiliz Şiası diyoruz. Ha Sünni'den yapanlara da biz Amerikan Sünnisi diyoruz. Ebu Hanife Sünnisi değil. Amerika Sünnisidir. Tam da bak bu savaş dönemlerinde 1-2 kaset çıktı ortaya. Prof unvanlı birileri, evet. İmam Hasan'a, onlara rakip, onları kendisine rakip gören Abbasi halifelerini uydurduğu sözlerle İmam Hasan'a hakaret etti. Haddini aşarak. Bu arada efendim kıyafetiyle maruf bir bağnaz, işte bir Selefiler, bir de Şiiler. Evet. Şiiler kadar başınıza taş düşsün. Söyler misiniz bana Şiilerden ne zarar gördü bu ülke? Bu ülke. İslam dünyası. Ben hizmetlerini anlatayım, sen zararlarını. Selefiler güçlenince Afrika'da ne yaptılar, Mısır'da ne yaptılar, Suriye'de ne yaptılar, efendim, Irak'ta ne yaptılar, şu anda Yemen'de ne yapıyorlar? Şafiileri öldürüyorlar. Burada yanlış bilgi var. Husiler Zeydi'dirler genelde. Zeydi yaklaşık %40 civarında bir nüfusa sahip. Dakik dinlemiyor. Birisi 3 fazlasın, birisi 3 eksiğin diyor. Efendim Şafiiler %55 civarında. %55-60 gibi. Şu anda onların başına bomba yağdırılıyor ve soykırım uygulanıyor. İsrail'le, Amerika'yla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte bir ulus yok ediliyor. Çoluk çocukları su menbalarına kadar, gıda menbalarına, hastaneler, ambarlarına kadar, ilkokullarına kadar bombalanıyor. Pakistan'la Afganistan'ı geçen sohbet ettik. Ne duruma getirdiler? Evet. Girdiği yer harabedir. Girdiği coğrafya harabedir. Şimdi peki Şii sana ne etti? Amerika'nın tarihinden fazla bizim komşuluğumuzun süresi değil, barışık yaşadığımız süredir. İran'la Türkiye'nin. Sonra Şii deyince neden İran akıla geliyor? Yani Azerbaycan da Şii'dir. Kerkük Türk'ünün de %50'den azı değil, fazlası Şii'dir. Tallafer'de yaşayan Türk de öyle. Yani nedir sizin Şii'yle derdiniz? Benim Sünni'yle bir derdim yok. Şii yayınmacılığı tehlikeli. Selefi konusundaki görüşüne ben de katıldım, destek verdim bu bağnazların. Çünkü vakıa ortadadır, nasıl inkar edeyim? Evet, tehlikedir ülkem için. Pakistan'a tehlike olduğu gibi, Afganistan'a tehlike olduğu gibi, Afrika'ya, Mısır'a, Mali'ye, Somali'ye tehlike olduğu gibi. Nijerya'ya tehlike olduğu gibi. Girdiği yerde fesat var, girdiği yerde tehlike var. Kendisi gibi düşünmeyen herkes müşriktir. Bunun bilmem ne Nakşibendi'nin hangi kolunun gibi. Onun dışındakiler cehenneme gidiyor. O ama direkt meleği de dövebilir. Böyle safsatalarla Türk evladını birbirine düşman eden ya isteyerek, ücretli olarak, satılmış olarak emperyalizme, siyonizme hizmet ediyor ya da çok nadandır. Kolay oyununa getirilip, ajanlar ona gelip, işte sünnilik, ehli sünnet vel cemaat. Ola ehli İslam de bir defada ya. Ehli İslam. Peki Şia'yı kötü eden nedir? Ehl-i Beyt sevgisi midir? Fıkhı mıdır? Fıkhının neresidir? Gel oturup tartışalım bakalım. Cariye ahkamını tartışalım. Veya işte el-veledül firaş deyip adam diyelim 2 senedir karısından ayrı Japonya'dadır. Atıyorum Mağrib'deki eşi çocuk doğurursa kimin çocuğudur? Bunları istersen tartışalım. Yani Şii'ye gelince müteahhit diline dolanmış. Kur'an'ın hükmü, Ehl-i Sünnet'in kaynağı Hazreti Ömer'in sözü. Diyor ki Peygamber bunu halal etmiş, Ebu Bekir döneminde de uygulanmış, ha benim dönemimde de bugüne kadar uygulanmış, şimdi ben yasak ediyorum diyor. İşgaliniz varsa gidin Peygamber'e ve sahabeye edin. Şimdi onu dilinize doluyorsunuz, diğer ahkamı ne edeceksiniz? Bunların mushafı var, var. Bunların kitabı var, var. Ama Allah kitabı olarak, bu dinin birincil kaynağı olarak bütün Müslümanların elindeki Kur'an'dır, bizim elimizde de olan. Böhten demekten Allah'tan korkmaz mısınız, utanmaz mısınız? Böhten diyenler, iftira edenler kıyamette ne olacak? Hadislerde diyor ki ateşten tümseyin, herkesin görebileceği ateş tümseyinin üstüne makatı yapıştırılacak, oraya oturtulacak. Bütün halayık hesap verip hesabı bitene kadar bu kaç bin yıl sırarsa sürsün, orada makatından bağışlayın beni, yanmaya devam edecek. O niye oradadır? Çünkü o müfteridir. 300 milyon Şia, Alevi'ye iftira etmekten utanmaz mısınız? Allah'tan korkmaz mısınız? İmam-ı Rabbani nerelidir? Hindistanlı. Ne zamanın mollalardır bunlar? İşte İngiliz dönemli mollalar. Evet. Şia içine de fitne sokup, aşırılık sokup, efendim sahabi düşmanlığı sokan o dönem ora menşeli kitaplardır. Sünni içine de. Ne iftiralar, ne bühtanlar, Şia işte yarısı idrar veya kan olan sudan yemek yapıp aş yapıp içerler falan filan gibi bir sürü bühtanlar. Evlerine gelen misafire namuslarını peşkeş ederler. Ondan cuma günü doğan çocuklar da seyit, onun için işte bunların seyitleri çoktur falan filan gibi bir sürü iftira, bühtan. Allah'tan korkmaz, kuldan utanmazlar. Ettofetül İsna Aşeriye, bilmem imamı kimin kimin. Bunları kendinize delil tutup, yok işte 500 sene benden önce yaşamış, 500 sene senden önce yaşayanın senin çeyreğin kadar hadis bilgisi var mıydı? Nereden toplayacaktı? Sen şimdi bütün milyonla hadisi bunu bir cep telefonunun içine doldurup cebine koyabiliyorsun. Bulmakta da sayfa sayman gerekmiyor. Kelime yazıyorsun, tak diye önüne koyuyor. O bir hadisi bulmak için belki de aylarca yerde eşek sırtında ülke ülke dolaşıyordu. Evet. Niye sen aklını ona endekslemişsin? Gerizekalı mısın sen? Kendini gerizekalı kabul ediyorsan o senin meselen. Evet. Kim diyor 1000 sene bundan önceki molla bizden daha akıllıydı, daha iyiydi? Şimdi sen tam da bu Ermeni ile savaş döneminde sana bunları kim dedirtiyor? Şii Azerbaycan falan fistan. Ama millet, devlet, hükümet, muhalefet hepsi sana kes sesini diyor. Aptalsın sen diyor. Neyle? Hareketiyle. En üst perdeden Şii Azerbaycan'a desteğini bildirmekle. Çünkü onun Şiiliğiyle ilgilenmiyor. Has Türklüğüyle ilgileniyor. Her Azerbaycanlı için Türkiye onun ikinci vatanıdır. Gönlünün silasıdır. Her Türk vatandaşı içinde Azerbaycan dış Türkler içerisinde en sevilen kesimdir. Bunun aksini kim iddia edebilir? Biz bunu göre göre geldik işte. Evet. Bu da son delil oldu. Bundan sonra da kardeşliğimizi pekiştirecek birçok şeyler yaşayacağız. Evet. Hanefisine de ben bu milletin kurban olayım, Şafiisine de. Yani sadece Alevisine kurban olayım demiyorum ki. Çünkü nedir Alevi'yi bana sevdiren, ben Alevi'ye? Ehl-i Beyt aşkı. Çok şükür bu ülkenin Hanefisi de, Şafiisi de Ehl-i Beyt aşığıdır. İmanometre koydun, o senden nasıl sevdiğini mi ispatladın sen? Çok şükür biz burada birleşmişiz. Kelime-i Şehadet'te birleşmişiz. İbadetimizde farklılıklar vardır. O da ona cevaz vardır. Ehl-i Sünnetler kaynaklarında da Sihah-ı Sitte'de de delillerimiz vardır. Mesela namazı 3 vakitte, 5 namazı 3 vakitte kılıyoruz. Senin bundan sorunun varsa git Sahih-i Müslim'e bak. Bukhari'ye bak, diğer sahaha bak, Avgat-ı Salat'a. Efendim, Ehl-i Sünnet'in İmam-ı Ebu Hanife sadece Arafat Müzdelife'de tecviz ediyor ama diğerleri bir sürü bahane için namazın cem'an kırılacağına cevaz veriyor. Hadisler net bir şekilde. Evet. Şimdi sen derdin ne? Şia'nın fetvaları mı tartışacaksınız? İslam fıkhını tartışırsanız İslam fıkhı yara alır. Eviniz camdandır. Beton evlerini taşlamayın başkasının. Evet. Ben o fıkhta size birçok şey derim. Derim. Saat dediğin kaynaklara bak bakayım. Mesela Recm ayeti ne oldu? Var mıydı? Varsa ne oldu? Demezler mi? Yatağın altında ne arıyordu? O yatağın üstünde ne iş yapılır? Altına Kur'an'ın ayeti koyulacak, geçi yiyecek, şu olacak, bu olacak. Kesin sesinizi, oturun yerinize. Bunlar daha da deistlerin işine yarar, ateistlerin işine yarar. İslam fıkhını tartışacaksanız, isterseniz tartışalım ama bundan İslam yara alır. Kur'an konusunda Şia'nın icması, bütün müstehitleri, bütün imamları bu Kur'an'a göre fetva vermiştir. Ve bunda icma sağlanmıştır. Efendim hadis kitaplarında İşte arttırıldığı, eksiltildiği yazılmıştır. Biz kendi kitaplarınıza da bir baksanıza. Hı hı. Çok daha fazlasını demiş Ayşe-ül Mümin'den rivayetler. Aklınızı başınıza toplayın. Bundan da ancak işte İslam düşmanları, Selman Rüşdiler faydalanır. Maalesef. Ha ama tartışalım diyorsanız buyurun gelin, ben buradayım. İstediğiniz kanalda oturup bunları tartışalım. Ama benim Şia veya Sünni fıkhı gündeme getirilip bununla İslam fıkhının yara almasını gönlüm arzu etmiyor. Gelin özel oturalım, önce bir konuşalım. Senin evinin camdan olduğunu ben sana bir hatırlatayım. Madem hadis kitaplarına girecekseniz. Senin hiçbir amelin, hiçbir itikadın kitaplara uymuyor. Hadislere uymuyor, sahih hadislere uymuyor. Onu göstereyim ben sana sahih kaynaklarından. Şimdi enteresan olan bu zamanlama. Evet. Zamanlama. Şimdi bunu konuştuğun, kime hizmet ettin? Ermeniye. Edebildin mi? Yok çok şükür. Milletim de, devletim de seni adam yerine koymuyor. Milletim de, devletim de her kesimiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yanındadır. Azerbaycan halkının yanındadır. Azerbaycan da Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin yanındadır. Hem de gönülden. Bunda şüphesi olan var mı? Yok. Yok. Size halt yemek düşer. Evet. Türk milletinin arasına, Oğuz evlatları arasına, Şii de olsa Sünni de, fitne çıkarmak isteyen kim varsa ya haindir, ya yobaz, bağnaz, aptaldır. Evet. Ya hain satılmıştır, emperyalizme, siyonizme, ya da aptal, cahil, nadandır. Buradan da mesajımız bu kadar açık diyorum. Şimdi dönelim Azerbaycan'a. Evet, çok şükür 30 senede yatmamıştır. Hem dünya konjonktürünü buna hazırlamış, hem diplomasisini buna hazırlamış, hem kendi içerisinde ordusunu, halkını, psikolojisini buna hazırlamış. Bugün de Ermeni'nin sunduğu fırsatı artık savaşla kaybettiği toprakları geriye almak için en güzel vesile, uluslararası arenadır kardeşim. Hem toprağımı işgal etmiş, hem sivil hedeflere vurup benim masum vatandaşlarımı öldürüyor. 30 senedir siz benimle müzakere dediniz, biz halledeceğiz, etmiyorsunuz. Ben ne zamana kadar hem kendi toprağımdan, kendi vatandaşlarımın başına, kalan toprağımın başına da güvenliğini sarsıp bomba yağdırıyor. Bu ne zamana kadar? Çözmediniz 30 yılda. Kaç yılda çözersiniz? Efendim, çok haklı, mantıklı, akıllı, zamanlaması çok harika. Başkomutan, Prezident İlham Aliyev, Allah uzun ömür versin, sıhhat afiyet versin ve zafer versin. Muhalif, siyaseten ben ona da muhalif olabilirim, kendi Cumhurbaşkanıma da siyaseten. Keşke bunu böyle yapsa, öyle yapsa. Bu başka bir şey. Ama milli mesele, vatan meselesi söz konusu olduğunda. Şimdi sosyal medyada bir takım yobaz, Azerbaycan-Ermenistan meselesini bırakmış, İran'a sövüyor. Bir kısmı da İran, aman İran yıkılacak endişesine kapılıp panik içerisinde geçiyor. İran savunması refleksi gösteriyor. Aklınız başınızda mı? İki taraf için de diyorum. Şu anda vatan söz konusu. Diğer her şey teferruattır. Her kardeş kardeşliğini göstermiştir, nasıl kardeş olduğunu. Bunu hele bir hava bir durulsun, oturup konuşacağız. Ha dedim, bu üç ülke, İran, Türkiye, Rusya, Astana sürecine burayı da katabilirler. Kardeş gelin. Bu adam ne istiyor? Gasıptır. İşgalcidir. Çıkıp gitsin. Bölgemizde artık huzur. Yani eğer bölgemizde huzur yoksa bu bizim başarısızlığımızdır bölgenin üç büyük devleti olarak. Üçümüzün ortasında bir adada huzursuzluk varsa ve bu bize de yansıyorsa bu bizim başarısızlığımızdır. Bizim için lider ülke olma nasıl bir şeydir? Üçümüz bir meseleyi çözemiyoruz. Çok açık ve net. Adam işgal ettiği topraklardan çekilecek. Karabağ meselesinde Türkiye garantör olabilir. Rusya garantör olabilir. İran da ikisinin arasında hakem rolünde durabilir. Çok güzel bir öneri. Efendim? Hı hı. Karabağ'daki Ermeni oranın ama yerlisi. Dün oradan buradan taşınıp getirilen değil. Orada yaşamış. Orada eziyet görmeyecektir. Hı hı. Efendim, otonom bölgedir. Gene o statüsünü koruyacaktır. Gözden geçirilebilir o ama Azerbaycan toprağı olmaktan çıkarmaya asla böyle bir alternatif kabul değildir. Evet. Efendim, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusun yoğun olduğu bölgede onlara has, münhasıran, Nakçıvan gibi bir özellik de verilebilir. Nakçıvan gibi. Azerbaycan toprağıdır, özerk bölgedir. Rusya'nın içinde de bu durumda olan bir sürü bölgeler vardır. Evet. Bu yapılabilir. Onlar taciz edilmeyeceğine dair efendim Rusya garantör olabilir. Oradaki Türklerin, orada Türkler de var. Çünkü bunlar sonradan oraya yerleşmedir. Yerleşip çoğalmışlar. Hı hı. Asıl orada Karabağ Hanlığı'ndan beri Türk yurtudur. Türkler azınlığa düşmüştür. Ona da Türkiye garantör olur. İran'da ikisinin arasında hakem gibi durar. Efendim ama Azerbaycan toprağıdır. Azerbaycan devletinin parçasıdır. Özerklik verilmiş, Nakçıvan gibi Azerbaycan içerisinde bir parça olabilir. Evet, bunu bu üç ülke pekala yapabilirler. Yarın kararlarını alsın, aldıkları saat itibariyle durdurabilirler savaşı. Ermeni çekil yerine, Azerbaycan sen de askeri hareketini durdur kardeşim. Gel sınırlarda sınır bekçisini koy. Herkes yerli yerine, evli evine, Karabağ'dan göçen Türkler dönsün yuvasına. Etrafındaki Kelbecer, Laçin, diğerleri zaten Karabağ'dan değil. Efendim, Füzuli, diğer yerleşim birimlerindeki Türkler yerlerine gelsin. Dağlık Karabağ'daki Türkler ve oranın Ermenileri, dışarıdan taşıma Ermeni değil, gelsin yerleşsinler. Esasen görülecek ki orada onların bir kavgası yüzyıllardır niye olmamıştır? Yüzyıllardır orada değiller ya. Olduklarından beri biz ev sahibi olarak açmışız kucağımızı. İşte evet. Besle kargayı, oysun gözünü. Ermenistan dışarıdan mı dahil olup, Rus'un desteğiyle, SSCB'nin desteğiyle, Putin aklı başında bir devlet adamı olduğunu umuyorum. Oturulup konuşulur Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber, İran'ın Cumhurbaşkanıyla beraber, Astana sürecinin masasında bunu da gündeme olsunlar. Bir saatte iş biter. Herhangi İlhan Bey de savaş çığlığı atan birisi değil. Evet. İlhan Bey, vatanımı kurtarmakla görevliyim ben. 30 senedir diplomasiyi zorladık, bu yolu denedik. Siz gelin masaya dediniz, geldik. Çözüm olmadı. Başka bana çözüm kalmadı. Orada da rahat durmuyor, oradan da ben vatandaşlarımı, sivil bölgeleri bombalıyor. Ben ne zaman o kadar sabredeceğim? Sen işgalciye, mütecavize dur diyemiyorsun, çekil diyemiyorsun. Bana ha böyle ateşkes tavsiyesi niye yapıyorsun? Bu haksız bir tavsiyedir. Kendi Birleşmiş Milletler kararlarına aykırı bir tavsiyedir. Mütecaviz, tecavüzüne son verecek, savaş bitecek, evet. Barış içerisinde yaşayacak. Ermeniler için hayırlı nedir? Hayırlı bu. Ulan'dan İran kapıyı açsın, bu taraftan Türkiye, Ulan'dan Azerbaycan, Kazakistan, Türkiye Cumhuriyetler 200 milyon içerisinde 2 milyon zanaatkar millettir. Keyiflerine baksınlar, ticaretlerini yapsınlar. Bu gerilim içerisinde ya tükürsek tükürüğümüzde bu olursun. 200 milyonun içerisinde 2 milyon aç Ermeni ne yapmaya çalışıyorsun? Ki aklını başına topla. Bu savaşa karşıydı. Ekonomi anlamında yani, sıkıntılı durumdalardı. Yani biz geçmişin kanı üzerinde geleceği kurmuyoruz. Biz diyoruz ki Tamam, geçmişten ders alalım, önümüze bakalım. Yoksa sen kırdığın ceviz bini aşmıştır. Milleti sadıkamken, kapı kulumken şimdi 200 milyon Türk savaştı, sana yurdaştı. Sen de kaymağını yedin. Milleti sadıka dedik. Devletimin içerisinde, Osmanlı Devleti'nin içerisinde kaç tane Ermeni en üst düzeylere gelmiştir padişahın altında. Evet. He? Sen ne istiyorsun başka? Söyler Sonuna misin? Hocam, efendim? Yani dünyayı, kendi dünyanı kendine cehennem ediyorsun. 200 milyon Türk'ü işte Arap-İsrail benzetmesi yapıp kendini yanıltma. Karşındaki 200 milyon Arap değil, 200 milyon Türk'tür. Arap'ı küçümsediğim için demiyorum. Ama işte hali ortada. Hali ortada, hali pülmelali. İsrail'le beraber olmuş, benim hacda, ümrede oraya bıraktığım dövizi İsrail'e verip Müslümanları bombalıyor. Evet. Amerika'ya verip Amerikan bombasıyla Amerika düşmanı Müslümanları, İsrail düşmanı Müslümanları bombalıyor. Arap'ın hali bu. Şimdi Arap üç parça: laik seküler kesim, Vahabist kesim, İhvanist kesim. Bunların arasında mücadele dönüp duruyor. İsrail işte Vahabizmi şu anda destekliyor. Çünkü onlar onun emrine girmiş, tam teslim. Amerika destekliyor, tam teslim. Efendim, İhvanizme karşı onların tarafını tutuyor. Çünkü onlar tam itaatkar. %100 itaat, itaat et, rahat et şeyine girmişler, moduna. Bizi ona benzetme. Evet. Türk'ün sabrını zorlama. Ama biz zalim de bir millet değiliz. İşte bak, asırlarca burada himayemizde bu ülkenin kaymağını, ben az sırtında sana vatan kazandım, sen işin kaymağını yedin, ticaretini yaptın, sanatını icra ettin. Yine de öyle yap. 200 milyon pazar, etraf yüzük kaşı gibi ortam, Türk dünyasının ortasında. Şimdi Arap'ın kalbine hançer olarak İsrail'i saplamışlar. Türk'ün kalbine de hançer olarak seni saplamışlar. Bari burulup sabrımızı zorlama. Sen de adam gibi otur yerinde, kes sesini, zanaatını konuştur, ticaretini konuştur, ekmeğini ye. Evet, Ermenistan'a mesajımızı da vermiş olduk. Hocam ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz. Evet, programımızın İzin sonunda... verirsen evet. Bir iki cümle evet. De şu anda aynı zamanda Türk dünyasının şerefinin savaşını veriyorlar. Hı. Çünkü bir avuç Ermeni'nin elinde Türk yurdunun esir kalmasını Türk dünyası onuruna sığdıramıyor. Hı hı. Efendim, orada gidip canını koyup bu şerefin savaşını veren kardeşlerime, asker kardeşlerime Allah yardım etsin, tırnaklarına taş değdirmesin, evet. Onları muzaffer etsin diyorum. Onları düğüne gönderir gibi ölüme gönderen, şehadete gönderen, cepheye gönderen analara selam olsun. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Allah onlara evlatlarını cenaze olarak, naaş olarak değil, kahraman olarak, fatih olarak kavuştursun. İnşallah. Ve pek yakında inşallah güzel haberler alalım. Karabağ ve etrafındaki şehirlerin, Türk topraklarının tamamının kurtuluş müjdesini alalım. Ümidim budur, duam budur, arzum budur. Bütün Türk dünyası gibi benim de şiddetle arzu duyduğum, beklediğim haber budur. Allah bu haberi tezdiyle, acilen bizlere vererek gönlümüze bir su serpsin. Türk dünyasının, İslam dünyasının, bu Necip milletin birliğini, dirliğini bozmasın. Bozmaya çalışan yobaz, bağnaz, kim varsa, ne varsa, hain, cahil, Allah onlara da bu fırsatı vermesin diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, barış içerisinde kalın, esen kalın. Allah sağlığınızı elinizden almasın bu pandemi döneminde. Bir an önce bu pandemiyi de hem milletimizden hem bütün insanlıktan def etsin inşallah. İnşallah. Evet, haftaya aynı gün, aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.